Fatih abi üst üste yani bu şu sorular geliyor. Sponsor Bakasetas ve Ajax'ın hücumcusu Steven Berghaus. Bu üçünü istersen tek tek cevaplayalım. Arkadaşlar Berkaus'la ilgili yani o kadar bir duvara çarptı ki Beşiktaş sordurdu bunu. Ya nedir nedir ne yapıyor vesaire. Yalan değil yani ama Berkaus'un Türkiye'ye dönük hiçbir hareketi yoktu yani. Yani adam dedi ki ben bu seviyenin Süper Lig seviyesinin oyuncusu değilim. Türkiye'yi şu anda düşünmüyorum. Ama dedi ama işte hep söylediğimiz hikaye yani Berkaus'un olma ihtimali dün itibariyle değil bugün de %10'u geçmez yani. İsmi yazmak güzel oyuncu, çok farklı bir oyuncu, yönlü bir oyuncu, gerçekten üst düzey bir A plus bir oyuncu. Fakat yani biraz gerçekçi bakmak lazım süreçlere. Yani belki şu olur, transfer tahtası kapalırsa o zaman Beşiktaş iyilerden bir tanesi, en iyilerinden bir tanesi olabilir. Oyuncunun düşündüğü. Olmaz olmaz demiyorum bakın. Yani hayatta kapatmıyorum. Coutinho da olmaz deniyordu. En kötü kendi takımında kalır ama ya bir yıllığına kiralanabilirdi. Yani bu ihtimaller var. Ama şu andaki öncelik Beşiktaş'ın stoper. Bunu da altını çizelim. Diğer oyuncu kimdi? Bakasetas soruluyor abi. Hani bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok benim gündemde ise Bak, eğer. yo Bakasetas'la ilgili ben bundan uzun bir süre önce bir yazı yazmıştım. Yayınlarda da bahsettim. Hem TRT'de. Burada konuşmadık herhalde ya da Siyopis'i konuştuk burada. Ya şöyle ben herkesin bir oyunu bakış açısı var, farklı bir oyuncusu var. Ya modern futbolda artık 6 numara dediğimiz kavram 6 ile yetmiyor. Yani biraz daha 8 görevlerini de yapmanız gerekiyor, oyuna girmeniz gerekiyor. Savunmada sert ama hücumda da aktif bir rol üretmeniz gerekiyor. Mesela Siopis Bakasetas ikilisini eğer bu ikili Beşiktaş'a alınırsa 6 ve 10 numaradaki bütün sıkıntılar gider demiştim. Bunu söylerken de o zaman Bakasetas ve Siopis'in sorun yaşadığını biliyordum. Hani Trabzon'dan gönderilmek istediğini biliyordum. Bakasetas'ın da o dönemde işte sözleşmesi bitecek bu sezon sonunda. Yeni bir formasyon olabileceğini düşünüyordum. Bu ikisi birlikte bir paket halinde alınabilirdi. Bunu da öneriyi de getirmiştim. Siopis ayrıldı. İşte Türkiye'de oynamazsa, Türkiye'ye gitmezse diye giderse bir bu bonsai konuldu falan filan. 2 milyon gibi bir garip bir anlaşma kondu. Yani yurt dışına gitsin de rakiplerimiz de oynamasın. Değersiz gördüğüm bir oyuncuya da Türkiye pazarına vermemek için de gayret ediyorsunuz. Yani o zaman değerli bir oyuncudur. Demek ki bugün Trabzonspor Siopis'i arıyorsa ne olduğunu, nasıl takımın Abdullah Avcı döneminden bu yana vasatlaştırıldığını, şampiyon takımı nasıl bozulduğunu da görmüş oluruz. O da ayrı bir eleştiri konusu. Onu da ayrı bir gün konuşuruz. Ben Siopis'i çok beğeniyordum. Çok agresif, hırslı, açıkları kapatan, çok enerjik ve o bölgeyi toparlayan bir oyuncuydu. Joseph gittikten sonra bir alternatif olabilirdi. Ve Beşiktaş bence Siopis'i almalıydı o dönem için. Bugün Onana'ya 5 milyon euro veriliyor. Bugün Siopis'te Bakasetas'ı belki 5 milyon euro Trabzon'dan alabilirdiniz pazarlıkta bulursanız. Mesela burada bir yanlış bir strateji güdüldüğünü düşünüyorum. Tabii görüşler farklıdır. O gün Ceyhun kazancı ya da yönetim başka bir şey düşünmüş olabilir. Beğenmemiş olabilir. Saygı duyarım. Ama bugün Bakasetas ismi o zamanlar gündeme gelmişti ve Trabzonspor Kulübü kampa giderken bir açıklama yapmıştı. Dedi ki biz Bakasetas'la ilgili henüz oturacağız masaya. Sözleşme uzatmak istiyoruz dedi. Şimdi siz sözleşme uzatmak isteyen bir kulübün elinden Bakasetas'ı nasıl alacaksınız? Yani diyor ki ya da oyuncu sezon sonuna kadar bekleyecek. Ya da Trabzon diyecek ki işte ben Bakasetas'ı satıyorum. Buyurun gelin pazarlık yapalım. Bir yıl kala. Hani bonservis diyecek 5 milyon euro. Verir misiniz 1 milyon, 5 milyon euroyu? Vermez misiniz? Yani bence verilebilir. Ama Trabzon oyuncuyu verir mi? Yani Trabzon'un Bakasetas'ı bırakması demek havlatması demek. Yani Ya bir de Habakame'yi Beşiktaş hani rakibine verme ihtimalini ben düşük görüyorum o yüzden. yani sıkıntı Trabzon'un sorgulaması gereken konu şu. Eğer Bakasetas'ı da verirse Vakame'yi gönderen Trabzonspor Bakasetas'ın yerini de nasıl doldurur bu saatten sonra? Yani niye versin? Ya da verirse o zaman şöyle olur. Trabzonspor yeniden bir yapılanmaya gidiyordur. Biraz para kazanayım, borçlarımı kapatayım diyordur. Bu da Trabzonspor'un şampiyon olmuş Trabzonspor'un vizyon ve misyonuyla ters. Siopis'i göndermek farklı. Ama Bakasetas'ı göndermek çok daha farklı. O yüzden
Bakasetas istemek sanırım özellikle taraftarların şöyle bir beklentisi var. Nasıl Trabzonspor kötü başladı, iyi de gitmeyecek falan diye düşünüyorlar. Ama ben her takımın toparlanabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor sadece şampiyonluk sonrası yapmış olduğu transfer hatalarının, her şeyi ben bilirim tavrının ve kendi iç dinamiklerinde bütünü sağlamamanın sancılarını yaşarken Beşiktaş'ta yani Bakasetas'ı gönderme hatasına düşeceklerini şahsen düşünmüyorum. Bir hata olur onlar için. Ha Beşiktaş iyi olur, iyi mi olur? Olur. Yani şu anda gördüğümüz, aradığımız Türkiye'yi de biliyor. Birçok 10 numaradan 8'de de oynuyor, 10'da da oynuyor. Müthiş bir alternatif olur. Kreatif bir oyuncu. Artık Türkiye'yi yudumladı. Her şeyini biliyor. Direkt alın, koyun, yapabilir. Ama bunu bence Beşiktaş sezon başında Onana falan alınmadan önce Siopis, Bakasetas ikisini bir paket yapsaydı Onana'ya verilen 5 milyon euroyla bu iki oyuncu belki o gün paket yapılıp alınabilirdi. Bu arada Fatih abi, Serhan Çetin Say'a soruluyor. İstifası ne durumda diye, kabul edildi mi diye. Yine üst üste sponsor sorulmuş ve bir soru var daha vardı. Yani Onana, bu arada sen de şimdi bahsettin abi, beğenilmediği için takımdan yollanacak mı diye de sorular var. Şimdi Onana'dan başlayayım. Yani bu konuyla ilgili bir dedikodu dolaşıyor. İşte oyuncu performansını taraftar da beğenmiyor. Hocanın da beğenmediği ve hocanın kiralık gönderilmesi istediği yönde bir takım dedikodular var. Ama ben de baktım bunu şey yapamadım. Yani performansla ilgili eleştiriler var ama yani böyle bir kiralık gitsin kararı ben duymadım. Eğer olmuşsa bu hocayla yönetim arasında olmuştur. O zaman yönetim bunu sızdırmıştır. Yani yönetim de hocayı eleştirip böyle bir bilgiyi sızdırarak yani Onana'yı istedi de şimdi de gönderiyor gibi bir ifade kullanmadıysa bu başka bir şeye dönüşebilir. Ama ben doğrulatmadım. Yani ben orada bir bu soru o gündeme geldiği gün haber çıktığında da baktığımda hani ben realize edilmiş bir bilgi değil benim için. O yüzden ben bu bilgiyi doğru kabul etmiyorum. Son Kiev maçına da gitmedim. Hocayı da özel olarak aramadım ama hocanın bu konuyla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Böyle bir şey söyledi mi, söylemedi mi? Yani söylemediyse hakikaten Beşiktaş'ı rahatsız eden bir bilgi ve bu bir iletişim ekibi de bu bilgileri düzeltmek için var.